Peki evde bakım hizmetinde ekipte kimler yer alıyor Çok ve güzel aynı bir soru. zamanda evde bakım hizmeti verecek kuruluşların bir Sağlık Evet. Bakanlığımız tarafından Evet, standartizasyon var evet. mı? Bunu da bir açıklayalım. Şimdi bu standartizasyon dediğim gibi Amerika'da, Kanada'da 1960'larda, 70'lerde yapıldı ama Türkiye'de ilk defa Mart 2005 yılında yayınlanan bir yönetmelikle ortaya kondu. Hala düzeltmelere muhtaç ama büyük bir gayretle biliyorsunuz birçok hastanede merkezler, birimler açıldı. Şimdi Türkiye'de bu iş nasıl yürüyor? Dünyada bu iş nasıl yürüyor? Bir, hastanelerle ilişkili birimler, evde bakım birimleri bu işi yapıyor. İki, özel şirketler bu işi yapıyor. Kimler yapmalı? Mutlaka hasta yakınları şunu sormalı. Bir, bu kuruluşlar resmi kuruluşlar mı? İstihdam etme yetkileri var mı? Sağlık Bakanlığı ile ilgili bağlantıları neler? Ve ekipleri profesyonel mi? Maalesef tırnak içinde merdiven altı diye tabir ettiğimiz birçok organizasyon vardı bugüne kadar. Bu ekipte doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, psikologlar, diyetisyenler, bakım asistanı diye tabir ettiğimiz hasta bakıcılar çok geniş bir ekip ağı var. Aslında duvarsız hastane, yürüyen hastane gibi tanımlar da kullanılıyor. Bazı yayınlarda bunu okuyorum. Gerçekten öyle. Böyle basit bir iş değil ve üzerinde de çok çalışılması ve geliştirilmesi gereken bir iş. Ama bugünkü avantaj şu, çok sayıda teknolojiyi artık evde kullanabiliyoruz. Ultrason gibi, Doppler gibi, EEG gibi birçok şey artık Kan portable hocam. şeker Siz de ölçüm biliyorsunuz cihazları kan var. şekeri ölçmek, oksijen satürasyonu pek çok şeyi evde yapabiliyoruz. Ve bundan sonra pandemiden sonra dünyada da birçok önemli elektronik dijital şirketler de buna yatırım yapıyorlar. Ve evde sağlık hizmetinin dijitalleştirilerek çözümü konusunda çok sayıda çalışmalar yapıyorlar. Gelecekte gerçekten bu ekibin içerisinde önemli dijital ayaklar da, teknolojik ayaklar da olacak diye düşünüyorum sevgili hocam. Peki şimdi iki farklı kavramdan bahsediyoruz. Her ne kadar birbirinin içine çok girift olsa da evde bakım ve evde sağlık hizmeti. Bunu biraz ayırabilir miyiz? Nedir? Evet. İkisinin farkı nedir? Aslında evde bakımla evde sağlık hizmeti birbirine kesişen ya da evde sağlık hizmeti evde bakım hizmetinin altında konumlanan bir şey diyebiliriz. Evde bakmak bir kişiye, örneğin dinç hasta, karı koca ama çocukları yurt dışında, çok yaşlılar, randevu alamıyorlar, ilaçlarını takip edemiyorlar, çocuklarına kendi tıbbi durumlarıyla ilgili, tetkikleriyle ilgili bilgi veremiyorlar, evlerinin dizaynını, düzenini sağlık sorunlarına göre yapamıyorlar. Bakım hizmetleri bunların hepsini kapsar. Evin dizaynı, evin temizliği, hastanın hijyeni, sağlıkla ilgili süreçlerinin yönetimi, bütün bunları kapsar. Evde sağlık hizmeti de evde yapılabilecek bugünkü teknolojiyle ve bugünkü ekip anlayışıyla bütün sağlık çözümlerini eve taşımak. Doktor muayenesi, kan alma, pansuman yapma, yatalak hastaların Nasıl yara yaralı? bakımları, bası yaraları, sizin de branşınız gereği biliyorsunuz hocam. Bütün bunları kapsar. Aslında evde bakım bir çatı gibi düşünebiliriz ya da evde sağlık bunun bir bileşeni olarak düşünebiliriz. Peki şeyi de sormak istedim. Evde bakım hizmetinde birinin sürekli gelip o yaşlıyla ya da hastayla kalmasından mı bahsediyoruz? Hayır, tam olarak öyle bahsetmiyoruz. Hasta özelinde ihtiyaçları belirliyoruz. Örneğin bir vaka özelinde söyleyeyim. Hasta felç geçirmiştir. 5 gün tedavisini almıştır ama felci çok uzun dönemde iyileşecektir. O akut hayati dönemi atlatmıştır. Haklı olarak hastane ekibi de çıkmanız gerekiyor der. Ama hasta yakın ne yapacağını şaşırır. Eve gidecek, havalı yatak lazım, rehabilitasyon lazım, bazı tedavilerin evde devam etmesi lazım. Belki damar yolundan tedaviler lazım, belki yaralara açılacak bakım lazım. Bazen sürekli bakım gerekebilir. 30 gün içerisinde ameliyat sonrası toparlanacaktır. Mesela hocam ameliyat etmiştir hastayı, 15 gün bakımı gerekmektedir. Belki o zaman sürekli. Ama bazen de uzun dönem bakımlarda bu ailenin yapısına göre, hastanın durumuna göre planlanacak bir şey. Peki evde bakım hizmetlerinde aile hekimlerimizle de beraber çalışma imkanınız oluyor Tabii mu? çalışma Koordine. imkanı oluyor, olmalı. Çünkü aile hekimi demek aileden biri demek ve o ailenin durumunu, o hastanın durumunu en iyi bilen kişi demek. Bu hizmeti alırken almak isteyen insanlar en çok nelere dikkat etmeli? Şunlara dikkat etmeli. Bir kere sözlerimin arasında da söyledim. Ben bu işi yapıyorum deyip aslında merdiven altı, çok özür dileyerek izleyicilerimizden simsarlık yapan insanlar da var. Her alanda olduğu gibi bunlardan kendilerini korumalılar. Mutlaka bir profesyonel ekiple karşı karşıya olup olmadıklarını sorgulamalılar. Her yapıyorum diyene inanmamalılar. Devletten hizmet alıyorlarsa sorun yok ama özelden hizmet alıyorlarsa bunlara iki kere dikkat etmeliler. Mutlaka yazılı sözleşme yapmalılar. Mutlaka bir kurumsal güvence araştırmalılar. Hekim, hemşire,
acil durumda, kriz halinde nasıl bir yönerge, nasıl bir algoritma izliyorlar mutlaka sorgulamalılar ve titiz olmalılar. Bu işi dışarıdan hani yaptım oldu şeklinde yapan çok insan var. Aslında burada ona çok dikkat çekmek gerekiyor. Hı-hı. Çok mağdur olan insanlarla karşılaşıyoruz çünkü. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, bugün sizlerle evde bakım hizmetinden konuştuk. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde aslında evde bakımın çok önemli olduğunu bugün vurgulamış olduk. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Doktorlar Stüdyo'danın bugünlük sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.